Şimdi sizleri Fransa'nın başkenti Paris'e götürüyoruz. Çeşitli sektörlerde çalışma ve tecrübe sahibi olan, sonrasında ise gıda sektörüne geçiş yapan Özkan Bey'in bir günü nasıl geçiyor kendisinden dinliyoruz. Biz haftanın 6 günü çalışıyoruz. İşe başlama saatlerimiz genellikle 6.30, akşam 4-5 civarı, yani 5 civarı bitirebiliyoruz. Sabah geldiğimizde arkadaşlar 6.30'da toplanıyor. Hep beraber kahvemizi içiyoruz. Günlük değerlendirmeleri yapıyoruz. Ondan sonra herkes, zaten burada çalışan arkadaşlarımız, herkes gittiği yeri, yani yapacağı işi bildiği için kendi malzemelerini hazırlıyorlar. Arabalarını yüklüyorlar. Ondan sonra onlar gerekli, yani kendi dağıtım alanlarına gidip oralarda dağıtıma başlıyorlar. Biz onlar gittikten sonra tabii ki buradaki arkadaşlarla beraber bu sefer yani günlük gelişler var. Onları diyelim soğuk tırlar geldiği zaman onları soğuk hava depolarına, soslar geldiği zaman onları yerlerine ayarlıyoruz ve ikinci güne hazırlık yapıyoruz. Çünkü yani dağıtıcı arkadaşlarımıza kolaylık olsun diye onların alacağı ürünleri mümkün olduğu kadar hazır şeye getiriyoruz. Çünkü sabah biraz erken çıkmaları gerekiyor. Paris'in en büyük sorunlarından biri trafik olduğu için ya biz mümkün olduğu kadar arabalarımızı erken ve hızlı bir şekilde yükleyip müşteriye sorunsuz gitmesi için çaba sarf ediyoruz. Ondan sonra akşam işlerini bitirip dağıtımı bitirdikten sonra geliyorlar ve herkes işini bitirmiş oluyor ve günümüz bitiyor. Tabii gün içinde bu yapılanlar, onun dışında tabii ki misafirlerimiz oluyor. Yeni ürün alacağımız yani kişilerle, fabrikalarla şeyimiz oluyor. Günümüz bu şekilde geçip gidiyor. Hikaye aslında 90'lı yıllarda başlıyor. Azim, çaba firmayı bugüne taşıyor. 91 yılında Fransa'ya geldim. Ben Türkiye'de meslek lisesi mezunuyum, elektronik bölümü mezunuyum. Ben Fransa'ya geldiğimde o dönemde ihtiyaç elektronik alanında çok büyüktü. Bu nedenden dolayı direkt o iş, yani iş bulabildik. Yani diyelim geldikten hemen sonra iş bulabildik. 97'ye kadar bu sektörde çalıştık. 97'de sektörün kötüye gitmesiyle bu işi bıraktık. 99'da gıda sektöründe çalışmaya başladık. 2000 yılında kendi iş yerimizi kurup o günlerden bugünlere geldik. Her yatırımcı çeşitli riskler alarak istikrarı yakalıyor. Tıpkı neredeyse çeyrek asırdır ayakta kalan Nazar Gıda gibi. Öncelikle inanmak lazım. Yani tabii ki bir sektöre girildiği zaman, yani farklı bir sektöre geçildiği zaman tabii ki bu, yani risk almak gerekiyor. Zaten ticaretin büyük bir şeyi risktir. Yani ticaret yapmak istiyorsanız, kendi işinizi yapmak istiyorsanız tabii ki riskler almak gerekiyor. Tabii ki biz bu riskleri aldık. Ama bizim girdiğimiz dönemde bu riskleri almamızın en büyük nedenlerinden yeni oluşan bir pazardı. İhtiyaç duyulan bir pazardı. Bu nedenden dolayı bu sektöre girdik ve 20 senedir de bu sektörün içindeyiz. Özkan Bey bir kez daha eğitimin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Öncelikle bir işte kendi işi gibi çalışması lazım. Yani işi bilmese bile diyelim, atıyorum farklı bir... Çünkü bizim sektörde okul ya da eğitim olmadığı için eğitimini biz veriyoruz. Yani gelen kişi, tabii önce ön görüşmeler yapılıyor. Yani kişilerle, kişiler bu işi yapar mı yapamaz mı diye görüşmeler yapıyoruz. Eğer kişiler yapacaksa ondan sonra kişilerle bir hafta 10 gün bunları özellikle hem diğer arkadaşlarla hem de biz eğitime tabi tutuyoruz. Yani diyelim ne yapması lazım, nereye gitmesi lazım, yani müşterilerle hangi şartlarda nasıl konuşulması gerekiyor. Bu tür şeyleri tabii ki kendilerine eğitim olarak veriyoruz. Ondan sonra uygun görürsek arkadaşlarla çalışıyoruz. Merak ettiğimiz bir diğer konuysa istikrarın en büyük sebebi. Bence eğitimdir. Şans faktörü, yani şansa güvenerek iş yapmak biraz risklidir bana göre. Yani kişisel olarak düşüneceğim. Şans, ya işte şunu yapayım, şöyle yapayım, belki bu sektöre gireyim. Örnek bu son dönemlerde parayla giren bir sürü arkadaşımız oldu ve büyük
paralar kaybederek işi bırakmak zorunda kaldılar. Şu anda yani parayla bile yapılabilecek iş değil. Yani bizim en büyük avantajımız ilklerden olmak, müşteriyi devamlı memnun etmek, kaliteden özellikle kalite ve hijyenden ödün vermediğimizden dolayı yani bugün buralardayız. Ama diyebilirim yani biz girdiğimizden beri belki yüzlerce firma bu işe girip tekrar kapatıp gitmek zorunda kaldı. Onun için para olduğunu zannetmiyorum. Yani şu anda paranız bile varsa yapamazsınız. Çok zor. Özkan Bey naif kişiliğiyle tüm ekibine teşekkür ederek sözlerine son veriyor. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. 20 senelik diyelim şirket hayatımızda bizden beraber olan bütün müşterilerimize, yani devamlı yanımızda olan müşterilerimize, tedarikçilerimizin hepsine teşekkür ederiz. Ayrıca çalışanlarımıza da tabii ki şirket üzerinde çok büyük bir şey var, katkısı var, payı var. Onlara da ayrıca teşekkür ederiz. Şimdi ise karşımızda Mehmet Bey var. Kendi hayalindekiyle gerçekte olan Avrupa'yı bizlere kendisi anlatıyor. Yani fazla bir şey hayal etmedim ama geldiğimde de yani hani bana anlatılan şeyleri göz önünde bulundursak tamamen farklı bir şeyle karşılaştım burada. Hiç beklemediğim bir şey mesela. Yani Avrupa denildiği zaman insanın kafasındaki hayal ettiği şey çok farklı ama gelip burada gördüğünüz zaman çok çok farklı bir şey. Yani ben öyle bir hayal değilim de aynı hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Şu anda yeni birisi gelse bile en az bir 3-4 sene bir zorluk çekiyor. Yani o zamanki dönemle şimdiki dönemi karşılaştırdığımız zaman aslında arada çok farklar da var. Mesela o zaman Türkiye'de mesela hasret duyduğunuz birine ulaşmak istiyorsanız mesela iletişim yoktu. Yani bir telefon açma şansınız bile yoktu. Ama şu anda yani canınız sıkılıyor hemen bir görüşme imkanı sağlayabiliyorsunuz. Görüntülü görüşebiliyorsunuz mesela anında. Yani o dönemle bu dönemi kıyasladığımız zaman gerçekten çok büyük bir fark var yani. Peki Mehmet Bey bu iş teklifini bekliyor muydu sizce de? Ben ailemle beraber başladım. Ailem tekstil işindeydi. Yani abilerim falan mesela. Ben geldim de onlarla beraber aynı işe mecburen girmek zorunda kaldım. Çünkü hani dil bilmiyorsunuz, herhangi bir elinizde resmi bir belgeniz yok, hani bir diplomanız yok daha doğrusu burada hani kullanabileceğiniz. Ondan dolayı onlarla aynı işe girdim, aynı işte çalıştım. Yani yıllarca beraber çalıştık biz aile olarak o zaman. O şekilde devam ettim yani. Benim için hem ani oldu hem de sürpriz oldu. Yani hiç beklemedim ve hiç düşünmediğim bir işti, hiç kafamda geçirmediğim bir işti. Tabii ani bir iş görüşmesinden dolayı yani beni hani bir teklif geldi bana. İşte hani gelip bizden çalışır mısın diye. Benim için gerçekten sürpriz oldu. Peki Özkan Bey ile Mehmet Bey'in yolu nasıl kesişti? Merak ediyoruz doğrusu. Ben 2005 yılında Özkan Bey ile tanıştım. Kendisiyle beraber hemen hemen bir 4 yıla yakın çalıştım ben. Ondan sonra farklı bir işe girmek istedim ben. Yine gastronomi bölümünde. Restoran açtım. Yani restoranda çalıştım. Bir 6 yıl falan işlettim ben. 6 yıl sonucunda tekrar kendisiyle ortak olmaya karar verdim. Tekrar geldim görüştüm. Görüşmelerimiz her ikimiz tarafından son derece olumlu geçti. Tekrar başladık. Beraber devam ediyoruz yani çalışıyoruz. Kuşkusuz en zor sektörlerin başında gıda geliyor. Peki Nazar Gıda hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini nasıl yakalıyor? Biz tamamen gastronomi olduğu için yani bir restoranda A'dan Z'ye taze et ve içecek haricinde bütün hizmetleri verebiliyoruz. Yani bütün ürünlerimiz bizde mevcut. Yani bu atıyorum chips dediğimiz yani frit ile başlıyor. Dondurulmuş sandviç ekmeği, lavaş ekmeği, ondan sonra acı sos dediğimiz acı sosumuz var, hardal sosumuz var. İşte bunun yanında mayonez, ketçap tarzında soslarımız var. Yani bu gastronomide tamamen çok tüketilen soslar. Onun dışında mesela kıyma üzerine biz çalışıyoruz. Mesela steak haşe diyoruz burada. Steak haşelerimiz mesela son derece biz o yönde de çok güçlüyüz. Chicken, chicken dediğimiz ürünlerimiz var elimizde. Mesela o yönde de çok güçlüyüz. Yani diyebilirim ki şu anda Paris'te bir numarayız yani bu satışlarda. Kontite açısından da gerçekten bir numaradayız şu anda. Genelde müşterilerimizle hemen hemen birebir görüştüğümüz için, gün içerisinde ya da hafta içerisinde birebir görüştüğümüz için bütün yani oluşabilecek herhangi bir şikayeti ya da bir sıkıntıyı biz anında, gününde ve saatinde biz gideriyoruz. Çünkü bunun için ekstradan bir arabamız var. Ekstradan bir elemanımız var. Herhangi bir sorun ya da herhangi bir sıkıntı çıktığında bu elemanımız dediğim şekilde hemen en kısa bir zamanda ürün teslimatı ya da işte herhangi bir aksaklık olduğu zaman
irtibata geçiyor, gerekli hizmeti yapıyor yani. Mehmet Bey son olarak kaliteyi vurguluyor. İzleyicilerimize söyleyeceğim şey, yani biz firma olarak işte yani 2000 yılından beri kurulmuş olan bir firmayız. Hizmette herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Kalitede de ödün vermeden, tabii bunu özellikle söyleyelim. Çünkü kaliteye gerçekten en çok önem verdiğimiz şey kalitedir. Kaliteli bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz yani.